diyorlardı. Hadi bir yerde alsın ya. Hadi gel. Benim yaptıralım. Vallahi gelirim diyor. Değerli izleyiciler, bugünkü Bilim Gündemi programında Gözlem Evi'ndeyiz. Konuklarla birlikte bugün önce hemen yakınımızdaki baraj kenarına indik. Baraj kenarında bir saat çevre konularında bilgilendik. Barajı izledik. Barajın yakınında Belenköy'ü vardı. Belenköy'ü içerisinde dolaştık. Belenköy'ünde çay içtik, köylülerle görüştük. Ve Belenköy'ünden Gözlem Evi'ne yürüyüş yaptık. 27 katılımcıyla birlikte Gözlem Evi'ne yürüdük. Şimdi burada Gözlem Evi'nde akşam yemeğimizi yedikten sonra astronomi, uzay bilimleri konularında biraz güncel konularla ilgili bilgi verdikten sonra hava kararmış olacak. Teleskopları kuracağız. Gece teleskoplarla gezegenler, gök cisimleri, belki bir iki de galaksi gözlemi yapacağız. Böylece bir bilim gündemini tamamlamış olacağız. Bu durumdayken açılıyor genelde. Hava açıldığında gökyüzünde çok güzel gözleyeceğimiz şeyler var. Mesela Jüpiter var, 4 tane uydusu görünüyor. Ve etrafında bir düzlem üzerinde, 4'ü de bir doğru üzerindeler. Ve onların geceden geceye farklı konumlarını izleyince o yörüngelerinin nasıl değiştiğini izlemek mümkün oluyor. Sanki böyle bağımsız bir güneş sistemi gibi. Jüpiter çok büyük. Üzerindeki kırmızı leke görünüyor. Satürn'ü izleyeceğiz. Venüs'ü izleyeceğiz. İşte yıldız kümesi, galaksi izleyeceğiz. Ay doğacak 11'e doğru. Ayı gözleyeceğiz. Ama inşallah açılacak. Açılmazsa da hiçbir şey gözleyemeyeceğiz. Şimdi biraz ben size burayı tanıtayım. İşte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin gözlem evi burası. Burayı kurarken çok önemli gördüğümüz bir faktör vardı. Yetişmiş insan gücü. Bir iş yapacaksanız, ne iş yapacaksanız yapın. Yetişmiş insan gücünüz yoksa o alanda ölü doğar. İşte köy enstitüleri de öyleydi. Yetişmiş insan gücünü arttırmak amacıyla köylerin gelişmesi için bir atılım yapılıyordu. İşte o engellenince her şey bitiyor. Yetişmiş insan gücünü yok ederseniz biter her şey. İşte burada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bir altyapı vardı yetişmiş insan gücü açısından. Hemen kadroların bir kısmını aktararak bu alana yeni elemanlar aldık. Şimdi şu anda bugün Türkiye'nin en gelişmiş yetişmiş insan gücü açısından en güçlü astronomi, astrofizik, uzay bilimleri ekibi burada. Bütün Türkiye'de, bütün üniversiteler içerisinde. 30 kişi akademik kadrosu var. 30 akademik kadrosu var. 50 tane de yüksek lisans doktora öğrencisi var. İşte bir 30 kadar da lisans öğrencisi var. Aylık programlar yapıyoruz. Bir astrofizik araştırma merkezimiz var. YÖK'ün onayladığı bir yönetmelikle çalışıyor. Yönetim kurulu müdürü, müdür yardımcıları var. Her ay bir yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. O ay gelecek ay neler yapılacağı planlanıyor, geçmiş ayda değerlendiriliyor.
O önümüzdeki ayın planları yapılırken en önemli bildiğimiz şey işte bu gözlem evindeki gözlem programları ne olacak? Böyle saat saat programlanıyor burada gözlemler. Her gece bir gözlem ekibi var burada. 4 teleskop çalışıyor. Bu teleskoplardan birisi Türkiye'nin en büyük teleskobu. Bir tanesi de İstanbul Üniversitesi ile ortak kullanılıyor. 7 gözlem evinden birisi burası. Türkiye'de 7 gözlem evinden birisi. Bu gözlem evini, gözlem evlerini diğerlerini bilirsiniz. Mesela birisi Kandilli Rasathanesi, birisi İstanbul Üniversitesi Gözlem Evi, diğeri Ankara Üniversitesi Gözlem Evi, Ege Üniversitesi Gözlem Evi. Toplam 7 tane. Biz 7.'yiz ve en son kurulan gözlem eviyiz. 2002'de kuruldu burası. Ama bakın yetişmiş insan gücü, doktoralı eleman sayısı, yüksek lisans doktora öğrencisi sayısı, yayınları, kitapları, yetiştirdiği insan gücü açısından Türkiye'de birinci sıradayız. Bir de devletin desteklediği bir gözlem evimiz var, ulusal gözlem evi. O Antalya'da, Beydağları üzerinde. Tabii devletin desteğiyle yürütüldüğü için orası bizden daha güçlü. Bütün Türkiye'ye hizmet veriyor. Orada 150 santimlik bir teleskop var ama Rus teleskobu. Yani mülkiyeti Ruslarda. Oraya getirip kurdular. Yerini Türkiye sağladı. İşte ortak kullanılıyor. %50 gözlem zamanında Türkler, %50 gözlem zamanında da Ruslar kullanıyor. Ruslar anlaşmayı feshettiklerinde teleskoplarını alıp götürebilirler. Ama buradaki teleskop Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla aldığı Türkiye'nin en büyük teleskobu. Devlet Planlama Teşkilatı'na sunduğumuz projeyle aldık. Bir de devleti bilimsel projelerle ikna etmek kolay değil. Ben oralarda gecelediğimi hatırlıyorum. Devlet planlamada. İşte Maliye Bakanı dahil birçok bakanlıkla görüşmek, onları ikna etmek gerekiyordu. Bunu başardık. İşte bu büyük teleskobu buraya kurdurduk 2009 yılında. Ama 62 ülkeyle ortak çalışıyoruz. O ülkelerdeki bilimsel araştırma gruplarıyla. Burada en önemli övündüğümüz şey bilimsel ortak araştırma projeleri. Bu 62 ülkeyle. Ortak yayınlar yapıyoruz. Ortak toplantılar düzenliyoruz. İşte onların elemanları buraya geliyor. Bizim elemanlarımız oralara gidiyor. Mesela şimdi bir Yeni Zelanda'dan bir bilim adamı var. Bizim bir elemanımız Belçika'da, yazın iki elemanımız gidecek, oralardan gelecek falan, böyle değişim programları içerisinde de bilimsel projelerde ortak çalışma çerçevesi içinde gidip geliyoruz. Bu 7 üniversite gözlem evi çok etkin çalışamıyor. Karşılaştırdığımızda işte biz en iyi durumdayız diyorum. Bu çok açık seçik böyle belli. Mesela Kandilli Rasathanesi bitmiş gibi bir şey. Hiç optik teleskop çalıştırmak mümkün değil. Işık kirliliği nedeniyle. Çevresinde o kadar işte çok büyük yüksek binalar kurulmuş ki, çevresi o kadar aydınlık ki gece yıldız göremiyorsunuz. Yıldız göremeyince gece teleskop kullanılamıyor. Gündüz bir güneş gözlemi yapmak için, güneşi gözlemek için bir teleskop kullanılıyordu. Onu çalıştıran eleman da emekli oldu 2 sene önce. Şimdi astronomiyle ilgili profesyonel iş yapacak orada hiç eleman kalmadı. Dolayısıyla Kandilli Rasathanesi doğrudan şimdi deprem araştırma merkezine dönüştü. Astronomiyle bağlantısı yok. İstanbul Üniversitesi Gözlem Evi Beyazıt'ta, o yangın kulesinin hemen yakınında bir tarihi bir kubbesi ve bir tarihi teleskobu var. Ama o mekanik dişlilerle falan böyle tarihi, antik bir teleskop gibi sanki 1935'te alınmış, kurulmuş. O dönem, o teleskoplar bugün artık sadece böyle manuel, elle zorlanarak yönlendirmesi falan her şey elle yapılıyor ve kullanması neredeyse mümkün değil. Yani bugünün at arabası gibi bir şey.
Ama bizimkiler bilgisayar kumandalı. Bilgisayardan, her şey bilgisayardan yapılıyor. Teleskop bilgisayara bağlı, istediğiniz yere yönlendiriliyor, kumanda ediliyor. Teleskop kullanılıyor. Hatta bir tanesi, bu 4 teleskoptan bir tanesi internetten kullanılıyor. Evden, internetten giriyorsunuz, işte özel şifrelerle teleskop yönlendiriliyor, gözlem yapılıyor internet aracılığıyla. Öyle teleskoplar var ki artık işte bilgi çağındayız. Bilgi çağında her şey otomasyona geçecek. Her şey, ama aklınıza gelen her şey. Teleskoplarda zaten işte bir kısmı geçmiş durumda. Öyle teleskoplar var ki dünyada, İşte ne bileyim, buradan Kanada'nın bilmem ne dağındaki bir teleskoba şifresini, eğer ortak çalışıyorsanız, giriyorsunuz, teleskobun kubbesini açıyorsunuz, teleskobu yönlendiriyorsunuz. Oradaki verileri, teleskobun aldığı verileri burada bilgisayara indiriyorsunuz. O verileri işte test çalışmasında mı kullanacaksınız, bilimsel araştırmada mı, nerede kullanacaksanız kullanıyorsunuz. Böyle bir şey artık. Ama bu bilgi çağında her şey öyle. İnsan sadece bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenecek. Kalanını bilgisayarlar yapacak. Her şey otomatiğe geçiyor. Her şey otomatik çalışacak. Robotlar yapacak. Robotik olacak her şey. Bilgi çağı bu. Bakın, İşte İstanbul Üniversitesi de çevre kirliliği, ışık kirliliği nedeniyle o antik tarihi teleskobunu kullanamıyor. Ortak rektörlükler arasında yaptığımız bir anlaşmayla buradaki bir teleskobu kullanıyorlar. Teleskobu onlar aldı. Binasını ve kubbesini biz sağladık. Elektrik, altyapı, internet biz veriyoruz buradan. Ortak kullanıyoruz. %50-%50. Diğer iki teleskop da 40 santimlik ve 30 santimlik bizim projelerle aldığımız teleskoplar. Türkiye'de başka gözlem evleri, iki başka gözlem evi de işte Ankara Üniversitesi'nin gözlem evi Ahlatlıbel'de. Ankara'yı bilenler hatırlayacaklar. Ahlatlıbel çevresi o kadar ışıklandı ki TED Koleji oraya geldi. Belediyenin tesisleri orada, PTT'nin tesisleri orada. Bir, şimdi adı aklıma gelmedi, bir köy vardı orada. O köy de o kadar büyüdü ki Çanakkale ile birleşti. Büyük kooperatifler, villalar kuruldu. Yine ışık kirliliği nedeniyle Ankara Üniversitesi gözlem evi de teleskoplarını kullanamaz durumda. Evet. Ege Üniversitesi gözlem evi, teleskopların olduğu tepeye de Yıldız Tepe dediler. Şeye bakıyor, işte yukarıdan bakıyor İzmir'e, ama İzmir'in ışıkları da güney ve batı ufkunu tamamen aydınlatıyor. Ege Üniversitesi gene diğerleri arasında biraz daha iyi. Onlar zorla da olsa doğu ufkunda gözlem yapabiliyorlar. Onların teleskopları da 35 santim, 40 santim, 30 santim, 3 tane teleskopları var. Ulusal Gözlem Evi'nde 150 santimlik Rus teleskobunun dışında 1 metrelik ve 60 santimlik 2 teleskop daha var. Türkiye'de toplam doktoralı 120 tane astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri elemanı var. 120 tane hepsi. Biz buradan işte 50 tane kayıtlı yüksek lisans doktor öğrencimiz var. Yetiştirdiğimiz elemanlar bütün üniversitelere gidiyor. Bütün üniversitelere buradan mezunları gönderiyoruz. Mesela Ulusal Gözlem Evi'nin müdürü, müdür yardımcısı falan buradan gitti. Biz yetiştirdik. Bunlarla gerçekten övünüyoruz. Keşke üniversitelerde böyle birkaç alanda en iyi olabilse üniversiteler. İşte astronomi, uzay bilimleri alanında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye'de tüm üniversiteler arasında en iyi konumda. Üniversitelerin her alanda çok iyi olması beklenmemeli. Ama belli alanlara sahip çıkmalı, belli alanlarda yol almalı üniversiteler. Mesela Çanakkale 18 Mart Üniversitesi belki astrofiziği hedeflemedi ama astrofizikte en iyi durumda.
Ne de en iyi olması beklenirdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin? Su ürünleri değil mi? Üç tarafı denizlerle çevrili. Su ürünlerinde en iyi olmalıydı ama değil, maalesef değil. Arkeolojide en iyi olmalıydı, maalesef değil. İşte ama oralarını bilinçli olarak yönetimlerin desteklemesi lazım. Valiliğin, belediyenin, milletvekillerinin, rektörlüğün bu bilinçli olarak o alanları desteklemesi lazım ki o alanlar gelişsin. Peki bu akşam her şeyi astronomiye ayırmayalım. Müzik programımız da var. Konuşacağımız bir şeyler de var. Nereye gidiyoruz yani? Burada amaç ne? Yola çıkabilirsiniz. Ha evet. 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 4 tane teleskobumuz var da işte bu kadar kişi çalışıyor da Türkiye'nin en iyisiyiz de ne yapıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Evet. Gerçekten böyle sormak lazım. Ne yapıyoruz? Vallahi bütün dünyaya biz de varız diyoruz. Bunu diyebiliyorsanız, Batı'yla yarışabiliyorsanız, sesinizi Edirne'den öteye duyurabiliyorsanız ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Biz de varız da biz falan göndermiyoruz Mars'a, Amerika gibi ya. Ama astronomi, astrofizikte... Yol gösterici. Astronomi, astrofizik, uzay bilimlerinde yazın bakın ne çıkıyor. NASA'nın kayıtlarında bizim gözlem evinin yaptıkları. Biz gerçekten biz de varız diyoruz. Bunu her alan diyebiliyorsa ne mutlu. Hayır hocam şimdi anladık ya. Yani bu antrolojinin bilimsel tarif yapar mısın? Yani neye hizmet ediyor? Ha neye hizmet ediyor? Evet. Şimdi arkadaşlar ben yani çok böyle teknik bilimsel konuya girmek istemedim. Uzay evren en büyük laboratuvar. En büyük laboratuvar. O laboratuvarda eğer kullanabiliyorsanız yok. Her şey orada. Maddenin farklı halleri, dinamik hareketler, kuvvetler, iğmeler, hızlar, elektrik alanlar, manyetik alanlar, madde nereden nereye akıyor, hangi hızla akıyor, nasıl gidiyor, o büyük gök cisimleri, gezegenler, yıldızlar, nasıl ışınım yayıyor, elektrik manyetik alanda nasıl davranıyor, sıcaklıklar ne kadar, basınç ne kadar, kimyasal elementler neler var oralarda. Evreni anlamaya çalışıyoruz ve bunları yayınlıyoruz ve ilk yapıyoruz bunları, birçoğunu ilk yapıyoruz. Mesela burada 30 kadar yıldız keşfedildi. İlk defa biz keşfettik. Niye başkası keşfedemedi de biz keşfettik? Doğrudan görmediğimiz yıldızları olması lazım diyoruz. Kanıtlarını buluyoruz. Burada diyoruz böyle bir yıldız olması lazım. Sonra başka kanıtlarla ya gerçekten oradaymış diyorlar. Başkaları da bizim dediğimizi doğruluyor. O zaman biz doğru kanıtları ortaya koymuş oluyoruz. İşte bu dediğim fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda yeryüzündeki koşulların çok uç noktalarında, mesela sıcaklıklar milyon santigratlar olan yerler o kadar çok ki. İşte elektrik alan mesela 30 milyon voltluk elektrik akımı var bir yer Jüpiter'in çevresinde. Bu akşam eğer gözleyebilirsek göreceğiz. Öyle bir elektrik akımı akıyor ki Jüpiter'den Io diye bir uydunun üzerine. Uydunun kabuğu kaynıyor, volkanları oluşturuyor elektrik akımı. Onu izliyorsunuz, onu işte değişimini kaydediyorsunuz teleskoplarla. O kayıtlar tezlere dönüşüyor, yayınlara dönüşüyor ve birçoğunu da ilk biz yapmış oluyoruz. Yıldızlarla ilgili, gezegenlerle ilgili bir sürü yeni bilgiler, bulgular ortaya çıkarılıyor. Bu işte beyin gücüyle, çok emek harcamayla oluyor, yetişmiş insan gücüyle oluyor. Teknolojide kuyruklu yıldıza 10 yıl takip ediyor ama 10 yıl sonra o saatte kuyruklu yıldız hareketler, belli saatte hareketler yıldızın, kuyruklu yıldızın üzerine uyduyu indirebiliyor.
Yani bu teknolojiye hakim olmak, bu bilgiye hakim olmak demek ki o evrendeki o hareketi izlemek, o bilimi izlemek gerçekten de çok güzel bir şey. Yani ona hakim olmak, bilgiye hakim olmak gücü insana bunu sağlıyor. Yani o gücün kuvveti, daha diyorsunuz, şimdi siz milyon kilometrelerdeki bir bilgiyi yönetebiliyorsunuz, bir cihaz yönetebiliyorsunuz. Aynı işlemi mikro evrende de görebiliyorsunuz. Yani atomun çekirdeğinin içinde de aynı hareket yapabiliyorsunuz. Bugün nanoteknolojiye eğer evrene hakim olabilirsek, nanoteknoloji de hakim olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi konumuz pozitif bilim. Doğru mu? Şimdi hocam da ilave yaptı. Yani biraz açıklamak, elde edilemiş bir şeyler evet. Olduğunu. Bir kıymet. Size izah ederken, anlatırken gerekli şekilde bürokrasiden yardım alamadığını bile zor aldığını söylüyor. O kişiler bu pozitif bilimin tekrar söylüyorum, vurguluyorum. Pozitif bilimin faydalarını da anlattınız. Onlara sunduğunuz zaman acaba ne diyorlar? Bu pozitif bilimin ülkemize verdiği altı değeri. O zorlamanın karşısında utanıyorlar mı? Ya bunları yanıtlamak zor. Bakın Türkiye'nin ortalama eğitim yaşı 5. Yani eğitim yıllarını toplayıp nüfusa bölerseniz 5 çıkıyor. Bunun anlamı işte 5 yıl eğitim görmüş insanlara neyi ne kadar anlatabilirsiniz? Çok zor, çok zor. Bak şunu söyleyeyim. Mesela biz işte bu Ulusal Gözlem Evi'nin kurucu elemanları arasındayım ben de. Ulusal Gözlem Evi'ni kurmak için 7 kişi bir araya geldik. 10 yıl uğraştık. İşte bakanlıklarda gittik, görüşmeler yaptık. Mesela bize dedikleri bir şeyi hatırlatayım size. Dediler ki ya bunu Fransa, Almanya, İngiltere yapıyor. Bir de siz niye yapıyorsunuz ki? Onlar yapıyor işte, oradan öğren. Şu anda Pluto gezegenine. Pluto'yu hatırlarsınız, işte gezegen saymadılar falan. Ama hemen sonrasında 5 tane uydusu bulundu. Pluto'nun bulunduğu yerde sıcaklık eksi 200 santigrattan daha soğuk. Her şey buz halinde. Ama buharlar çıkıyor sıcak, çünkü içerisi sıcak herhalde. Şimdi oraya uzay aracı gönderdi NASA. Ne kadar uzakta biliyor musunuz? 40 çarpı 150 milyon kilometre. 40 çarpı 150 milyon kilometre. Oraya uzay aracı gönderdi. Uzay aracının maliyeti 500 milyar falan dolar. 500 milyar dolar. Ve ne zaman gönderdi? 15 yıl önce. Ve buradan yönetiyor uzay aracını. Buradan yönetiyor. Hani hatırlayın işte robot hareketlerini falan, işte robot yarışı yapıldı şurada 15-20 gün önce. İşte burada kumandayla robotları şurada hareket ettiriyorsunuz. Ya NASA buradan Plüton'un olduğu yerde 40 çarpı 150 milyon kilometre ötede uzay aracını yönetiyor. Oradaki aletleri çalıştırıyor, kapatıyor, yönlendiriyor, uzay aracını istediği yere yöneltiyor, hızını değiştiriyor, yönünü değiştiriyor falan. İşte bir de mesela daha 3-5 ay önce bir kuyruklu yıldızın üzerine bir uzay aracını indirdiler. Yine NASA indirdi. İşte saatte 50 bin kilometre hızla giden bir kuyruklu yıldız ve 6 saatte de bir dönen bir kuyruklu yıldızın üzerine bir alet indiriyorsunuz. O hızla giden bir işte kuyruklu yıldızın üzerine. Bu teknolojiyi Türkiye henüz daha hayal bile edemez. Hayal bile edemez. Böyle bir şeyden o kadar uzaktayız ki. Peki bunu yapsak ne olacak derseniz, işte onu yapabilen arabayı da yapıyor, saati de yapıyor, telefonu da yapıyor. Bütün diğer teknolojileri geliştirebiliyor. Çünkü onu yapmak için o uç noktada teknolojiyi yapmak zorundasınız. Onu başarırsanız diğerleri çok basit kalır. Köyler kalkınacak,
tarım toplumu sanayi toplumuna dönüşecekti. Sanayi toplumuna dönüşüm de başlatılmıştı zaten, işte fabrikalar kurulmaya başlanmıştı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkıldığında Rusya sınırların tekrar gözden geçirilmesini istedi. Bu defa İnönü hükümet, daha doğrusu işte yönetenler Amerika'dan destek istediler. Ve o dönemde Türkiye NATO'ya girdi. Ve Amerika bazı koşullar koydu. Mesela dedi ki, siz sanayiye soyunmayın. Sanayi sizin yapacağınız iş değil. Siz sadece tarım ürünleri nasıl işlersiniz? Onunla ilgili atölyeler falan geliştirebilirsiniz. Diğer konularda biz size destek veririz dediler. Mesela dediler, o komünizm kalıntısı köy enstitülerini falan da kaldırın dediler. Mecliste de köy ağaları işte köy enstitüleriyle ters düşüp onları kapatma yönünde çalışmalara başlayınca iki amaç birleşti ve köy enstitüleri de kaldırıldı. Sanayi de durduruldu. Türkiye bu duruma geldi. İşte keşke o dönemde planlamalar farklı yapılsaydı da köy enstitüleri de yaşasaydı, sanayi de oluşsaydı, Türkiye kendi yolunda kalkınsaydı. Keşke NATO'ya belli olmasaydı hocam. Evet. Hocam, bir tek bizde değil de bütün bir şekilde bilim nedense batıdan çıkıyor diyebilirim ben. Örneğin telefon domuz eti yiyor, evet. Yavru kiliseye gidiyor, elektrik evet. Kiliseye gidiyor, domuz eti yiyor. Evet. Uçak, hacının gittiği MR makinesi de domuz eti yiyen kiliseye giden insan yapıyor. İlaç o şekilde, her şey. Ama bakıyorsun burada 1,5 milyar Müslüman aleminden bir tek markayı ben göremiyorum. Var mı sizin bildiğiniz? Yani neden bilime, pozitif bilime karşı değiliz? Önce buraya sorgulayalım. Batı'da bu nasıl oldu? Rönesans'la. Yani buradan girdiğimiz zaman konuya daha derin oluyor. Biz yüzeysel bakıyoruz, demeyiz ki siz, bize kimse yardım etmiyor yani, bürokrasi olmaz. Yani esas konu buralar yani. Evet. Arkadaşlar, şimdi hep ben konuşmayayım ama baştan dediğimi ben bir daha vurgulamak istiyorum. Yetişmiş insan gücü. Yetişmiş insan gücü. Ne yaparsanız yapın, ne yapacaksanız. O alanda yetişmiş insan gücünüz fazlaysa, ama yetişmiş insan gücü derken de en az doktoralıyı kastediyorum ben. O alanda doktoralı eleman sayınız ne kadar? Orada tamam, yeterli diyorsanız başarırsınız. Bunun ötesi, yani Türkiye'nin kalkınması için yetişmiş insan gücüne var gerek var her alanda. Yani eğitim, çözüm eğitim. Eğitim, eğitim, eğitim. Şimdi bu diğer arkadaşlar katkıda bulunsun. Şimdi buradaki gözlem evini nasıl bir hale getirdiğini, yani burada yönetenler çok önemli arkadaşlar. Çanakkale'de su ürünleri yok diyoruz, bu kaliteye gelmedi. Eğer Osman hocam gibi işlerinde direnseydiler, işlerine gerekli işte doktoralı kişilik gerek onları yetiştirebilir duruma gelseydiler, herhalde onlar da olurdu. Ben o bakımdan Osman hocamı takdir ediyorum. Kimse de görevden falan da almıyor bak. Alamıyor yahut da. İyi yetişmek lazım demek ki. Çok iyi yetişmek, arkadakileri de iyi yetiştirmek, yanında çalışanları. Böyle tahmin ediyorum, böyle zannediyorum. Doğru mudur bilmiyorum Osman Hocam. Teşekkür ediyorum. Cumali varlığımız gibi bacılarımızın yetişmesi için kainatın sonsuz gizli sırrını bilmek istiyorsak okumalıyız. Cehaletin sinsi karanlığını silmek istiyorsak okumalıyız. Bir mi tutacağız yaşı kuruyla, kalem kırılır mı kılıç zoruyla, cehalet sırrını ilmin nuruyla delmek istiyorsak okumalıyız. Destek verilir mi ters dönen çarka? Cahilin işine verilmez arka. Gerçeği bulmada sizin gibi bir kılı kırka bölmek istiyorsak okumalıyız. Gelin ayıralım hayırla şeri. Medeni milletler kalır mı geri? Marifet denilen üstün ceferi bulmak istiyorsak okumalıyız. İlimle irfanla gayeye varmak, kalender diyor doğruyu gerçeği bulmak, çocuklarımıza da bir güzel örnek olmak istiyorsak okumalıyız. Okumalıyız, okumalıyız. Evet, gerçekten okumalıyız.
çok okumalıyız, çok çalışmalıyız hocam söyledi. Türkiye'de okumuş insanın ölçeği 5 yıl. Yani kesintisiz eğitim diye hesapladığımızda 5 yıl. Oysa 6,5 yılın altında olanlar, dünyada 6,5 yılın altında kesintisiz eğitim yapan toplumlar, hiçbir şekilde gelişme şansı olmayan toplumlar. Bilgi kuvvettir demiş 1928'de Atatürk. Bilgi kimdeyse güç ondadır demiş. Ve çok hepimizin bildiği ama ben tekrarlamaktan gurur duyduğum bir şey var. Aklı ve bilimi, daha doğrusu aklı ve bilimi gerçekle birleştirerek yaşamına uygulayabilen insanlar benim manevi mirasçılarımdır diyor. Yani akıl ve bilimin öncülüğünde gelişim olabilir. Osman Hoca'nın anlattığında o ışık hızının belli döneminin geldiği anda onu tutup istediği şekle sokmak gibi düşünün. Onu kim yönetiyorsa Türkiye'yi de onlar yönetiyor dışarıdan. Bunu hiç unutmayın. Bilgi kimdeyse güç ondadır. O ötekileri istediği gibi oynatır. Aynen robotik oyunlarda olduğu gibi. Fizik, kimya, matematik, astronomi, biyoloji dahil bütün bu alanlara öğrenci gelmiyor. Daha doğrusu öğrencinin yolu kesiliyor. Hocam ben matematik, fizik mezunuyum. Evet. Onun için zaten sorumuz böyle. Evet. Bunun nedenlerinin başında orta öğretimde sayısal sınıfların boyutu da küçülmüş, sayısı da küçülmüş. Onlar da para neredeyse oraya gidiyorlar. İşte maliyeye gidiyor, işletmeye gidiyor falan, temel bilimlere gelmiyorlar. Şu anda Türkiye'de temel bilim bölümleri üniversitelerde birer 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 kapanıyor. Öğrenci gelmediği için. Bu çöküşün başlangıcı demek. Türkiye, yani bu konuştuğumuz şeyleri hiç yapmak bir yana düşünemez hale gelecek bir süre sonra. Temel bilimlerden gittikçe uzaklaşıyor. Temel bilim olmadan bir ülkenin gelişmesi mümkün değil. Hele hele mesela ben şuna inanıyorum. Fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi temel dersler seçimlik olamaz. Herkesin matematiğe ihtiyacı var. Herkesin fiziğe ihtiyacı var. Ne zamana kadar? Üniversite 3. sınıfa kadar. Üniversite 3. sınıftan sonra yeteri kadar temel bilim öğrenmişse uzmanlaşır. İstediği alana uzmanlaşır. Eğer bu yapılmıyorsa ülke hep geriye gider, hep geriye gider. Peki hocam, ben şimdi bir şey soracağım, eğer doğru anladıysam sizin anlatımınızı da. Şimdi siz mesela ders veriyorsunuz öğrencilerinizden. Sizden sonra... Neden gelmiyor? Yok, şey, öğrenci yok. Öğrenci yok. Zirvedeyiz bazı şeylerde. Mesela evet, şimdi bayağı evet. Bir savaş vermişsiniz. Bir şeyleri bir yere getirmişsiniz. Evet. Ve bunun maalesef arkası artık gelmeyecek. Evet. Anlamı mı taşıyor? Evet, aynen öyle. Maalesef aynen sizin bölümünüz aynen öyle. Evet. Amerika'ya müracaat edeceğiz. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Bilgiler olarak mesela ne yapabiliriz? Bakın, bakın seçimlerle ilgili işte bir sürü çalışmalar yapılıyor ya. Eğitim ne kadar yer alıyor işlerinde? Bu sorunu kim dile getiren, Kılıçdaroğlu'ndan başka birisi var mı? Mesela Kılıçdaroğlu bu temel bilimlerle ilgili bir şeyler söylüyor. Söylüyor. Bu işte yatılı meslek okullarının açılması yönünde de bir şeyler söylüyor. CHP biraz farkında olayın. Ama partilerin programlarında eğitim yok. Eğitim yok. Eğitime gerekli önem verilmiyor. Keşke verilse de biraz daha bilinçlense ülke. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var yalnız. Eğer bu tabii bürokrasiye ne kadar etkili olursak, bizim buradan mezun ettiğimiz arkadaşlarımızın en büyük sıkıntıları kadro sıkıntıları. Yani fizik bölümü
mezunları, matematik bölüm mezunları, ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bundan 2 yıl önce Türkiye birincisi KPSS'de 100 puan aldı, fiziktendi. Ataması yapılamadı çünkü kadro çıkmamıştı. Çünkü liselerden fizik 2 saate düştü. Seçimlik hale gelmişti o zamanlar. Bu böyle olunca 2 saat olunca Türkiye birincisi fizik bölümünden çıktı. Ataması sonra dediler ki ya Türkiye birincisi dediler. Yani bu çocuk bari alan bir kişiye bir kadro çıkardılar. Sonradan çıkardı çocuklar ayıp olmasın diye. Bugün başarı noktasında gerçekten söylüyorum. Bazı alanlara mesela sağlık fiziğinde, nükleer fizikte, hastanelerde zorunlu çalışması gereken alanlar fizik matematik bölüm mezunları olması gerekirken bunların hiçbirine maalesef verilmiyor, önem verilmiyor. Onun için de sağlık da çok kötü oluyor. Yani bu alanlardaki kadro noktasında açılması gereken, yani örnek vereyim, fizik bölümünde yeni araştırma görevlisi kadrosu verilmiyor. Çünkü neden? Diyorlar ki sizin öğrenciniz yok, sizi öğrenci tercih etmiyor. Buradan mezun olacak öğrencilere kadro verilmesi çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Öğrenci arkadaşlarımız da dolayısıyla iş bulamayınca isterseniz umutsuzluğa düşüyorlar. Yani temel bilimlerin ölmesi, hakikaten söyleyeyim arkadaşlar. Bir ülkede ne bakarsanız bakınız, felsefe aynı şakada önemli olduğu kadar temel bilimler öldüğü anda siz düşünmeyi ve şeyi ortadan kaldırmış olursunuz yani. Bu da böyle bir şey gerçektir yani. İstemle çok önemli. Ben günün birinde Bağkur emeklilerinin sağlık karnesi verilmediği günlerde, o zamanlarda iyi kötü siyasetle uğraşıyorduk. Ama bütün gittiğim köylerde şunu söyledim ben. Yani kendi siyasal düşüncemle ilgili değil. Hangi partinin milletvekili adayı gelirse gelsin. Hatta gerekiyorsa siz dininize bağlısınız, yemin ettirin. Ben mecliste Bağkur emeklilerinin sağlık karnesi vermesi konusunda direneceğim dedirttin dedim. Sağlık karnesi verildi mi? Verildi. Demek ki alttan bastırmak gerekiyor. Ama eğitimsiz bir toplum bastıramıyor. Çünkü eğitilmemiş. Ben şimdi öğretmen okulunu bitirdim. Sonradan da ön lisans yaptım. Samimiyetimle söylüyorum, hocamın dediklerinden hiçbir şeyler anlamıyorum. Kusura bakmayın yani. Demek ki işte eğitimimiz o kadar. Teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'yi kurtarmaya devam etmeyelim bence. Bu konu çok su götürür. Biz şimdi Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği olarak köy enstitüleri ruhunu işte iyi algılamaya, iyi anlamaya ve yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Birçok yerde de işte uygulayabilir miyiz diye çalışmalar yapıyoruz. Aramızda köy enstitülü, ben galiba bir Ahmet Bey biliyorum. Ahmet Bey'e söz vereceğim. Köy enstitülerini biraz bize anlatsın isteyeceğim. Değerli arkadaşlar, 1948'de Savaştepe Köy Enstitüsü'ne yatılı öğrenci olarak kaydoldum. 1948'den 52'ye kadar köy enstitüsü statüsünde okuduk. Demokrat Parti iktidarı gelince okulun kimliği değişti. İlk öğretmen okulu oldu. İlk öğretmen okulu olunca karmaydı bizim okulumuz gittiğimizde. Önce kız öğrencileri aldılar. Onları ayrı okullarda topladılar. Oralardan erkek öğrencileri de bizim okullara gönderdiler. Bizim okul Türkiye karması oldu. Eskiden Balıkesir, Çanakkale'ydi. Şimdi Trabzon, Eskişehir, Ortaklar, Kızılçullu, her taraftan öğrenciler geldi. En kalabalık. Biz ilk öğretmen okulu statüsünün ikinci mezunlarıyız. 52'de köy enstitüsü mezunları bitti. 5 yıldı. Okul 6 yıla çıktı. 53'te mezun olmadı. Biz 6 yıl okuduk. Bizim önümüzdeki sınıf 54'te ilk mezunlar, biz ikinci mezunuz. Tabii ki köy enstitüsü programında ilk 3 sınıfımız geçti. O programı uyguladık. Tarım, sanat,
3 karne alıyorduk. Birinci karnede mesela marangozluksa sanat derslerimiz, ikinci de demircilik, üçüncü de duvarcılık. Bu şekilde münaveli olarak değişiyorduk bunları. Bunları yaşadık. Okulumuzun çiftliği vardı. Çiftliğe gidip bizzat yediğimiz sebzeyi orada kendimiz yetiştiriyor. Okulun döner sermayesi vardı. Turşusundan reçeline, şeyine kadar sebzesinin hepsini kendimiz yetiştiriyorduk okulda. Ne diyeyim hocam? Ondan sonra tabii bu dersler birer güne indi. Daha sonra üçer saate indi. Daha sonra dershaneler tatbiki değil de dershanede yapılmaya başlandı. Bizzat tarlaya gidiyorduk, çalışıyorduk. Sonra dershanede yapmaya başladık. Ve öylece mezun olduk. Bu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Daha önce iyi kötü taraflarını hocam anlattı. Benim anlatmama gerek yok. Gittiğimiz yerlerde çocuklara efendim yardımcı olmaya çalıştık. Bize mezun olduğumuzda bir form doldurttular. Nereyi istiyorsun? Çanakkale, Bursa, Tekirdağ istedik. Ama Ağustos'ta gelen tayin Bitlis iline atandınız diyordu. 55'te Haziran mezunları olarak bütün Çanakkale'lileri hepimizi Ankara'nın doğusuna tayin ettiler. Bilmiyoruz nasıl olduysa. Aldık valizimizi, gittik tabii. Kendi yaptığımız valizler. İşte. Bitlis'in Mutki ilçesi. İlk görev yerim. İlçe ama oraya da ilk tayinim nasıl oldu? Hocam şöyle oldu. Bitlis'e 6 tane Peki ile mezun olan öğretmen atanmış. Milli Eğitim Müdürü dedi ki biz bunları mükafat olarak ilçelere taksim ettik. Seni de Mutki'ye verdik dedi. İyi dedik. Muti dediğimiz yer Bitlis'e 25 kilometre. Bir karayolu var. Belediyenin bir kamyonu var. Yazın 3 ay çalışıyor. Kışın 6 ay hiç aralıksız. Her yer bembeyaz kar. 2 sene çalıştım. 2 sene böyle. Sadece lojman vardı. 9 tane memur lojmanı. Bir tanesini bekarlara tahsis etmişler. Biz 6 tane bekar memur oradaydık. İşte savcı, doktor, hayvan sağlık memuru, 2 öğretmen. Siyah toprağı ancak Nisan'ın 10'unda basabildik. Hep kar üzerinde gezdik. Elektrik yok, su yok, lokanta yok, otel yok. İşte 3 kahveden bir tanesi memurların lokali olurdu. Bir tane bakkal vardı. Katırlarla kışın şeyler getiriyordu işte. Portakal falan getirdiği zaman bayram yapıyorduk tabii. Gidip onları hemen memurlar kapışıyorlardı. Memurlar. Oradan sonra Çanakkale'ye atandık. Ben Geyikli, memleketim Geyikli. 13 sene Çanakkale'de. Ondan sonra 22 senede Geyikli'de 13 sene çalıştıktan sonra 22 sene Çanakkale'de Cevat Paşa İlkokulu'nda çalıştım. Oradan emekli oldum. Bu kadar. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bu temel bilimlere öğrenci gelmemesinin arkasındaki nedenlerden birisi de diyorlar dershaneler. Çünkü dershaneler kendilerini başarılı gösterebilmek için öğrencileri daha kolay sosyal bilimlere yönlendirdiler. Dolayısıyla öğrenciler fen bilimlerini seçmedi. Sanki böyle bir suçlama gibi ama ben de bunu birçok yerden duydum.
acaba dershanelerin bu temel bilimlerin seçilmemesinde rolü var mı? Şimdi tabii 39 yıl dershanecilik yapmış birisi olarak Osman Bey bilerek sordu bana. Çanakkale'de 80'den 2013'e kadar, İstanbul'da daha önce 8 yıl kadar bir araya getirdiğimizde epeyce dershanecilikti. Onun için o soruyu anlayabiliyorum. Şöyle söylemem lazım. Dershanelerin temel görevi okulda verildiği varsayılan bilgileri, varsayılan, verilen değil bakın, verildiği varsayılan bilgileri öğrencinin gireceği sınavın amacına uygun özel kalıplara dökerek, sınav moduna ayarlayarak alıştırma ve tekrar yoluyla ustalığa dönüştürmektir. Yani dershane yeni bir bilgi vermez. Verilmiş bilgiyi ve sınavda istenen bilgiyi öğrenciye deneme yanılma diyebileceğimiz yap boz ile alıştırma ve tekrar yoluyla sınavda kullanılır bir ürün haline dönüştürmektir. Şimdi liseden ya da ilköğretimden gelen öğrencinin biz fenci mi, Türkçe matematikçi mi, sosyalci mi, nice olacağını büyük ölçüde ilkokul öğretmeninde kilitleriz. İlkokul 5 yıl okutan öğretmen eğer fen yatkınlıklı bir öğretmense matematik fenle dersleri geçiyor bütün dersleri. Öğrenci 5 yıl onun güdümünde fen matematik olarak yaşamı algılamaya başlıyor ve oradaki altyapıyla ortaokulda lisede ona devam ediyor. Pepe olan bir öğretmen Türkçe öğretemiyor çocuğa. Matematikte dört işlemden başka bir şey bilmeyen öğretmen, ilkokul öğretmeni öğrenciye matematik altyapısını veremiyor. Hatta dört işlemi bilemeyen öğretmenler var. İlkokulda her şey şekil alıyor. Biz eğer çocukta matematik arızası, fizik arızası, fen arızası görüyorsak diyoruz ki ilkokulu kim okudu, hangi okulda okudun, kimdi öğretmenin, oradan görüyoruz. Yani sihirli dokunuş ilk öğretimde o 5 yıl gece gündüz onunla beraber olan öğretmendi. Eğer o öğretmen masalcıysa öğrenci de masalcı olmaya gidiyor. Öğretmen fenciyse de fen. Aslında ideali bunun ikisinde dengesini öğretmen olarak uygulayan öğretmenler yetiştirmek. Yani öğretmenini birinci sınıf yapmayan topluluklar birinci sınıf toplum olamazlar arkadaşlar. Sorun burada. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğu için. Kendimi de biraz yaptığımdan ötürü açıklama fırsatı vermiş oldu. Teşekkür ediyorum. Ama dersen sihirli dernek değil. Verilmiş bilginin üzerine sınava o öğrencideki var olan potansiyeli hangi bölümde nasıl değerlendiririz de belki karar aşamasında tercih rehberliği yapabiliyor. Ama ilkokulda bir şey yok. Ezberci bir eğitim tabii ki şu. Ezberci eğitim nereden geliyor? Dedim ki okulda verildiği varsayılan bilgiler. Ne verilmişse öğrenci o potansiyelle geliyor. Biz onu tercih ettiği alana göre biraz daha geliştirmeye, onun altyapısındaki boşlukları şey etmeye çalışıyoruz ama yani 13 gün oruç tutup bir oturuşta 3 günlük yemeği nasıl tüketemezsen 11 yıl sonra çocuk bize geliyor. 11 yılda alamadığı bilgiyi, almadığı altyapıyı biz nasıl verebiliriz? Anlatabiliyor muyum? Buyurun. Öğretmenin ve ailenin başaramadığı noktada devreye gitmiyor. Aynen öyle. Yani eğitimin acize düştüğü noktada bu ailede, öğretmende, okulda, okuldaki sistemler de çok önemli. Şu anda 4+4+4'ü kim getirdi? Nereden getirdi? Neydi? 8 yıla geçerken kapanan İmam Hatip'in orta kısmını açmak için uydurulmuş bir şey. Yani Ergenekon davası neyse hocam kurtarmayalım dedi ama Ergenekon davası nedir? İstiklal Mahkemelerinin rövanşıdır. Yani İstiklal Mahkemelerinin Cumhuriyet ilan edildikten sonra o yeşil bayrak sallayanlara karşı kurulmuş İstiklal Mahkemelerinin rövanşıydı. Balyoz da öyle, o da öyle. Yani derli, Türkiye çok farklı. Ama Osman Hoca'nın söylediği gibi bunların hepsi güçlüysen kimse sana dokunamıyor. Güçsüzsen seni piyon gibi alıyor, istediği yerde kullanıyor. İşte Türkiye şu anda Amerika'da, eskiden Ohio'daydı. Şimdi Ohio'da değil, hangi
bir üniversitede Türkiye masası kurdu. Utah Üniversitesi'nde. Utah eyaletinin State Üniversitesi'nde. Türkiye oradan izleniyor. Türkiye'de her gün ne yapılıyorsa raporlar oraya gidiyor. 67 vilayetten, 67 noktadan pardon. Oradan da buraya talimat geliyor. Ona göre yürütülüyor. Güç, bilgi kimdeyse güç onda. Şimdi ben isterseniz, pardon, sizi de tatmin edeceğini düşündüğüm bir şey buldum. Aziz Nesin'in çok güzel bir şiiri. Bunu hocam işaret verdiği için ben profesörümden alıyorum sinyali. Aziz Nesin diyor ki, evrende nice sır varsa hepsinden vermiştir haber. Kur'an'ı yorumlayıp da dincilerimiz böyle der. Siz de demin söylediniz ya, dincilerimiz böyle der. Bilinmez ne hikmet ise hep batılı icat eder. Bir yandan atomu çözer, bir yandan uzaya gider. Bizde nurlu kitap varken niçin karanlıktır kader? Acep İslam uyuklarken Kur'an mı okur bu kafirler? Biraz bence müzik dinleyelim. Sonra Jüpiter görünmeye başlamış, Jüpiter'i izleyeceğiz. O kadar memleketi kurtarmak için ciddi şeyler konuştuk ki. Burada oturan misafirlerimiz de öğrenci gibi böyle pustular. Acaba hangimizi kaldıracak tahtı? Biraz havayı yumuşatalım değil mi Osman Hocam? Arkadaşlar, Ahmet Hocam Savaştepe Köy Enstitüsü mezunu. Ben de Savaştepe'nin öz yerlisiyim, dışarıda bahsettiğim gibi. Ben elektriği köy enstitüsünün sayesinde Savaştepe'de ilk görenlerdenim. Biz daha önce gaz lambasında oturuyorduk, çocukluğumda tabii. Köy enstitüsünün jeneratörü vardı. Belli saatlerde Savaştepe'ye elektrik verirdi. Saat 11 gibi kapatırdı jeneratörü. Herkes gaz lambasını yaksın diye jeneratörü çalıştıran Tevfik amca böyle bir işaret veriyor derdik biz ona. Söndürürdü, tekrar yakardı. Haberin olsun, biraz sonra 15 dakika sonra gidiyor elektrik. Herkes gaz lambasına davranır filan. Böyle anılarım var. Ve müzik, ben bu enstrümanı çalıyorsam, bakın, o köy enstitüsünde Ahmet Hocam müsamereler olurdu. Şimdiki piyas tiyatro denen şeyler o zaman müsamereydi. Ve Savaştepe halkı da o müsamerelere davetli, her müsamereye mutlaka giderdi Savaştepe halkı. Benim ilk müzik zevkim, anamın sırtında o müsamereye gittiğim zaman, sinema salonuna giriyoruz. Ahmet Hocam o sinema salonunu çok iyi bilir ki, daha sonra ben büyüdüğümde birinci vizyon filmleri biz ilk öğretmen okulunun sinema salonunda, Ben Hur'ları, ondan sonra Notre Dame'ın Hamburu gibi filmleri o öğretmen okulunun sinema salonunda birinci vizyondan izliyorduk. Köy enstitüsü ruhuyla bu olan şeylerdi. Şimdi müsamere var. Köy enstitüsünün salonunda öğrenciler hazırlıyor tabii. Ben küçüğüm herhalde tabii. Anamın sırtında kış günü o müsamereye salona giriyoruz. Büyük bir bayrak asmışlar kapıya. Benim kafama o bayrak böyle sürtünmüştü. Onu hiç unutmuyorum. Çocukluğuma dair hatırladığım en eski anımdır o. Ve içeride sahnede bir kız öğrenci, biraz size, sonra size çalacağım. Ve Ahmet Hocam da çok iyi bilir o türküyü. Düryemin güğümleri kalaylı, fistan giymiş etekleri alaylı. Ben Çanakkale'ye 2010 yılında geldim. Oğlumuz burada doktor, işte onu evlendirelim diye geldik. Tabii arayacağım ilk insanlar ne oluyor? Müzikle ilgili bir ortam. Ve belediye pasajındaki, iş merkezindeki Nihat Hoca şeyler çalıyor, satıyor, enstrümanlar satıyor. Oraya bir vesileyle uğradım. İşte Savaştepe'den geldim falan deyince, aa ben de dedi Savaştepe mezunuyum. O da Savaştepe mezunu ama ilk öğretmen okulu. Babası da Savaştepe Köy Enstitüsü mezunu imiş. Tanışıyor musunuz efendim? Nihat Hoca'nın babasıyla. Hala yaşıyormuş, İstanbul'da yaşıyormuş şu anda. Bilemiyorum. Ve dedim ki, benim anılarım da köy enstitüsünün böyle bir türküsü vardır. Dürüyemin güğümleri kalaylı deyince, Nihat Hocam gitti, raftan bir tomar sararmış, nota çıkardı.
O notanın ilk türküsü Dürrem'in Güğümleri Kalaylı. Meğer köy enstitüsünde okuyan Ahmet hocamların repertuarıymış o. Şimdi izninizle, sizler de bu ciddiyeti bırakın artık, hep beraber şarkıya geçelim. Yalçın hocam geldi, Kemal'cim sen de gel, biliyorum güzel şarkı söylüyorsun. Dürrem'in Güğümleri'yle başlayalım. Şimdi biliyorsunuz bütün şarkılara önce bir peşrevle gideriz. Bu Dürrem'in Güğümleri Kalaylı Segah makamında bir şarkı. Bir Segah bir giriş yapacağım ben, arkasından o türküye gireceğiz. Hep beraber söyleyeceğiz ama arkasından bir iki şarkı daha ekleyeceğiz. Diyorum ki Ahmet hocam ta o senelere gitti, o muhterem evde bir örnek istedik. Dağlı bir cümle hazırlayacağım. Siz de yaşadınız aynı şeyleri Ahmet hocam. Ahmet hocam, işte Ahmet hocam gibiler ve arkasından gelen bir öğretmen okulu mezunu öğretmenler, gerçek Atatürkçü öğretmenler, sadece onlar değil, onların çocukları da
Bunu ben gözlerimle kendi çok yakınlarımda gördüm. Çok sağ olun. Ama size daha ünlü memnunlarım. Sağlık, sıhhat. Şimdi dönülmez akşamın ufkundayız'ı hep beraber söyler miyiz? Elime küçük
küçük yaşta aldım sana elime, elime. Dertli dertli vurdum sazın teline, teline, teline aman. Dertli dertli vurdum sazın teline, teline, teline aman. Düşme dedim uydum eller sözüne, sözüne. Uyma dedim uydun eller sözüne, sözüne. Cihanda bilir benim sana yandım, yandım, yandım aman. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım aman. İki tane de istek şarkı yapalım. Dört tane hakkımız var Osman Hocam. Neyi çalalım? Osman Hocam sizden rica edelim. Ne istersiniz? Sevdiğiniz bir şarkı. Thank you.
tamamlayalım. Arkadaşlar şimdi bakın bu unun bir hikayesi var, size onu anlatacağım. Ben kendi kendime ut yapmayı denedim. Ve bir dereceye kadar başarılı olduğumu sanıyordum. Yaptım birkaç tane ut. Savaştepe'de ikinci mesleğim avukatlığı yaparken karşımda bir marangozhane vardı. Oraya uğradım. Ara ara uğrardım. Köşede bir ağaç dayanıyor. Marangoza sordum, bu ne ağacı dedim. Çitlenbik dedi. Ne olacak o dedim. Köylü getirdi, kazma sapı yapacağız dedi. Fakat çitlenbik ağacı o kadar hoşuma gitti ki ben onu aldım, bu udu yaptım bakın. Bu çitlenbik ağacı. Çok da güzel ses verdi. İlk defa çitlenbik ağacından ut yapılmış oldu böylece. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Bugünkü Bilim Gündem programında Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Çanakkale Şubesi'nin bir gününü gündeme taşıdık. Bugün Çanakkale Şubesi, bu derneğin Çanakkale Şubesi yoğun bir gün geçirdi. Önce Atikhisar Barajı kenarında bir doğa gezisi yaptıktan sonra Belen
köyü içerisinde bir gezi yaptık. Köy kahvesinde çay içtik ve galiba 7-8 kilometre olan yolu yürüdük Belen köyünden Ulupınar Gözlem Evi'ne. Bu yürüyüşten sonra tabii karnımız da acıkmıştı. Bir yemek yedik burada Gözlem Evi'nde. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin Ulupınar Gözlem Evi burası. Bu Gözlem Evi'nde yemeğimizi de yedikten sonra çayımızı da içtik tabii. Oturduk, biraz Türkiye'yi kurtardık. Köy enstitülerine temel bilimleri, üniversitelerin durumunu, fen bilimlerini, dershanelerin durumunu tartıştık, konuştuk. Herkes katkıda bulundu. Özellikle de köy enstitülü bir meslektaşımızın önerilerini, görüşlerini dinledik. Hemen sonrasında bir müzik programımız oldu. Müzik programı özellikle köy enstitüleri döneminde gündem yaratan parçalardan oluşuyordu. Arkasından gökyüzünde teleskopla gök cisimleri izledik. Özellikle de Jüpiter ilgi çekiyordu. Jüpiter güzel bir konumdaydı bugün. Jüpiter'i izledi konuklar. Böylece bir bilim gündeminin daha sonuna gelmiş olduk. Başka bir bilim gündem programında görüşmek üzere diyorum.